Türkiye'deki en ilginç çölümler. Erzurum Merkez Berber Salonu. Tıraş olurken berberin rahatlama amacıyla yaptığı boynu aniden sağa sola çevirme hareketi sonucunda bir vatandaşın boynu kırılmış ve ölmüştür. İstanbul Sultanbeyli. Midesine kaçan sineği öldürmek için ağzına sinek ilacı sıkan vatandaş çok geçmeden ölmüştür. Dudullu'da bir köy nişan töreninde balkona 50 kişi çıkması sonucu balkon çökmüş ve toplu ölüm gerçekleşmiştir. Datça'da, ormanda zehirli mantarları ailece yiyerek bu mantarların tadı çok güzel deyip akşam evde cesetleri bulunan Türk ailesi. Rize Tunca köyünde bir vatandaş elektrik direğine yaslanıp ayakkabısına kaçan taşı çıkarmak için ayağını silkeler. Oradan geçmekte olan yardımsever bir vatandaş adamı elektrik çarpıyor sanarak eline geçirdiği kürekle vatandaşın kafasına vurarak ölümüne neden olur. Ülkemizin birçok şehrinde sıklıkla karşılaşılan bir vaka. Trafik kazasında sağ kurtarılıp hastaneye kaldırılırken ambulansın kaza yapması sonucu meydana gelen ölümler. İstanbul Ayaz Ağa Sanayi Sitesi. İşçi olan Ali, şaka olsun diye Burhan arkadaşının neticesine doğru hava tutar. Buna içerleyen Burhan öyle şaka olmaz böyle olur diyerek hava tabancasını alır, Ali'nin makatına sokar. Bağırsakları patlayan Ali hastane yolunda yaşamını yitirir. Konya Meren Mahallesi. Aynı iş yerinde biri gündüz biri gece vardiyasında çalışmakta olan baba ile oğlun trajik sonu. Sıradan bir gün oğlun motosikletle işe gitmekte, babası da gece vardiyası bitmiş, o da motosikletiyle eve gelmek üzereyken yol üzerinde sert bir virajda karşılaşırlar ve birbirlerine selam vermek isterken çarpışıp ölürler. Yıl 1971, yer Göztepe Luna Parkı. Şimdilerde Göztepe Parkı'nın olduğu mevki. Parkta görevli olan iki kafadar gece bekçisi uçan sandalye isimli oyuncağı çalıştırıp eğlenmeye başlarlar. Fakat bütün gece oyuncak üzerinde kusmaları sonucu iki bekçi de yaşamlarını yitirmiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Türkiye'deki en ilginç çölümler. Erzurum Merkez Berber Salonu. Tıraş olurken berberin rahatlama amacıyla yaptığı boynu aniden sağa sola çevirme hareketi sonucunda bir vatandaşın boynu kırılmış ve ölmüştür. İstanbul Sultanbeyli. Midesine kaçan sineği öldürmek için ağzına sinek ilacı sıkan vatandaş çok geçmeden ölmüştür. Dudullu'da bir köy nişan töreninde balkona 50 kişi çıkması sonucu balkon çökmüş ve toplu ölüm gerçekleşmiştir. Datça'da, ormanda zehirli mantarları ailece yiyerek bu mantarların tadı çok güzel deyip akşam evde cesetleri bulunan Türk ailesi. Rize Tunca köyünde bir vatandaş elektrik direğine yaslanıp ayakkabısına kaçan taşı çıkarmak için ayağını silkeler. Oradan geçmekte olan yardımsever bir vatandaş adamı elektrik çarpıyor sanarak eline geçirdiği kürekle vatandaşın kafasına vurarak ölümüne neden olur. Ülkemizin birçok şehrinde sıklıkla karşılaşılan bir vaka. Trafik kazasında sağ kurtarılıp hastaneye kaldırılırken ambulansın kaza yapması sonucu meydana gelen ölümler. İstanbul Ayaz Ağa Sanayi Sitesi. İşçi olan Ali, şaka olsun diye Burhan arkadaşının neticesine doğru hava tutar. Buna içerleyen Burhan öyle şaka olmaz böyle olur diyerek hava tabancasını alır, Ali'nin makatına sokar. Bağırsakları patlayan Ali hastane yolunda yaşamını yitirir. Konya Meren Mahallesi. Aynı iş yerinde biri gündüz biri gece vardiyasında çalışmakta olan baba ile oğlun trajik sonu. Sıradan bir gün oğlun motosikletle işe gitmekte, babası da gece vardiyası bitmiş, o da motosikletiyle eve gelmek üzereyken yol üzerinde sert bir virajda karşılaşırlar ve birbirlerine selam vermek isterken çarpışıp ölürler. Yıl 1971, yer Göztepe Luna Parkı. Şimdilerde Göztepe Parkı'nın olduğu mevki. Parkta görevli olan iki kafadar gece bekçisi uçan sandalye isimli oyuncağı çalıştırıp eğlenmeye başlarlar. Fakat bütün gece oyuncak üzerinde kusmaları sonucu iki bekçi de yaşamlarını yitirmiştir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.